Komutanım, iş karıştı. Bizimki delirdi yine. Farkındayım. Komutanım. Komutanım, sıkıntı var mı? Yardıma ihtiyacınız var mı orada? Sorun yok Teğmen. Komutanım, Serdar Üsteğmen'i almak... Ben irtibata geçmedikçe konuşmayın Teğmen'im. Ne diyor bu komutanım? İrtibatı kesilmiyor. Bırak şunu be komutanım. Al gel Serdar Üsteğmen'i. Ben indiririm o. Sen bana bırak. Beyler. Herkes beni dikkatle dinlesin. Hareketlenme olursa en yakın mevziyi derhal ateş altına alıyoruz. Komutanım ve Serdar Üsteğmen'i hedef alabilecek unsurlar önceliğimiz. Tekrar ediyorum. Hareketlenme olursa en yakın mevziyi derhal susturun. Herkesin eli tetikte olsun beyler. Asker! Asker, bırak o silahı! Bak, işi karıştırma. Sana söylüyorum, duyuyor musun? Bak adamın elimde. Adam namlunun ucunda duruyor asker. Müdahale etme. Bir şey yapma. Sıkıntı yok. Karışma. Sıkıntı yok değil mi yüzbaşı? Bak. Adamın orada. Et uzaktır tabii. Açtır. Susuzdur. Sabrının sonundadır. Bitmiştir. Yorgundur. Hadi, al ve git onu. Al ve git. Biz seninle böyle anlaşmadık. Ha? Haydi. Komutanım. Komutanım, sen yürüdüğünden... Arkandan ateşe girmeyen bayram namerttir. Ama Serdar Üsteğmen'in ailesine ne diyeceğiz komutanım? O yaşlı adamı, o gariban babaya ne diyeceğiz komutanım? Emret, alayını şu dağa gömelim. Ama önce Serdar Üsteğmen'i sağ salim alalım komutanım.
Azrail her adama farklı gözükür. Anladın mı? Azrail herkese farklı gözükür. Senin vaktin geldiğinde Azrail ben olacağım. Anladın mı lan beni? Beni karşında gördüğünde gördüğün adam yüzbaşı bozok değil. Azrail'in ta kendisi olacak. Ben senin nefesini göğsünden yavaş yavaş sökerken hiç nazik olmayacağım. Anladın mı? Anladın mı lan? Yürü. Oh. Silahı indirdi komutanım. Yırttık. Şimdilik. Ne oldu orada? Bir şey anladın mı sen? Bilmiyorum komutanım. Ama şu Serdar Üstemir'i sağ salim alalım da. Hiç bilmesem de olur vallahi. Allah'ım ben de o kadar. Kaan abi gerçekten. Sen misin? Benim koçum. Benim. Hadi Mertan, gidiyoruz. Nasıl? Hiçbir şey yapmayacakmış. Öylece çekip gidecekler. Hiçbir şey yapmayacağız Mertan. Gidiyoruz, yürü. Şuraya bak. Bizim onlarca adamımız var. İstesek onları talan edebiliriz. Ha, nereye gidiyoruz? Yürü dedim sana. Korktun. Korkmak mı? Aptal mısın sen? Bordo veriler onlar. Özel kuvvetler. Tamam, onlara saldırabilirsin. Hatta birkaçını öldürebilirsin. Ama geri kalan birkaçı var ya, o senin yanında getirdiğin adamların hepsini yok eder. Sadece onları değil, seni de beni de yok ederler. Anladın? Anladım. Güzel. Hadi şimdi gidelim. Adamlarımıza diyelim ki, Merden Haval akıllı bir taktikle nasıl abisi tepe gözü kurtardı. Haydi. Ağlıyorsun abi. Olur mu lan öyle şey? Biz ağlar mıyız hiç ha? Ağlamayız oğlum biz. Ağlamayız. Hadi dayan koç. Dayan az kaldı. Hadi. Az kaldı. Emre, Sinan. Hadi yardım edin. Emre, acil! Çabuk! Dayan, dayan kardeşim. Yardım et. Güvenliği al. Arka tarafın güvenliğini al. Şu paçavrayı çıkar. Dur. Haydi komutan. Hadi dayan. Dayan az kaldı. Dayan. Hadi. Hadi kardeşim. Bayram abi. O ne düşündü? Ayakta zor duruyor, bilinci kapanıyor. Serdar, Serdar. Komutanım bir terslik var. Acele etmemiz lazım. Emre helikopter hemen. Beyler buluşma noktasına çok acil hadi. Sancak bir kılıç. Sancak bir kılıç. Ben de bilmiyorum ki ne sevdiğini. Abim bazen aman dolma, aman zeytinyağlı, aman salata diyor. Bir de bakmışsın et yok mu, et yok mu diye ortada dolanıp duruyor. Bilemedim ki ne pişireyim. Ay anne sen kendi programını uysana canım. Allah Allah. Hem bütün planlar neden Kaan Yüzbaşı Hazretleri için yapılıyor? Hiç bize soran yok. Kızım sen ne istersin, canın ne çeker? Allah bu kadar ayrımcılık pes yani Selver Sultan. Üstüme iyilik, sağlık.
Yani çocuk dağda taşta helak oluyor. Şu kardeşinin söylediği şeye bak hele. Neyse ben bir pazı bulursam alacağım. Ya da kurumuş sebze falan doldururuz akşama ha. Tamam anne geldik. Ha tamam peki. İşte bakacağım ben bir şeyler. Ay. Sen bir şey istiyor musun? Yok annem. Ama öyle fazla fazla alıp eve kadar kollarını yorma bak uğraşırsın. Tamam. Hadi görüşürüz. Domatese gel domatese. Domatesin kralı burada. Domatesin kralı. Bırak şunu ablam ya. Vallahi çarla domatesi. Domatese gel. Domatese gel. Büyük büyük domatese gel. Buyur abla. Güzel mi? Evet çok güzel. Vallahi güzel domates abla. Antalya bunlar, sera değil. Yemin ederim sana sera değil. İlk parti. Ne kadar istersin? Ver 3 kilo. Tamam abla. Buyur abla. Oğlum mu abla? Ha, oğlum. Allah kavuştursun. Benim oğlum da ağrıda asker. 45 günü kaldı. Allah kavuştursun. Sağ ol be ablam. Çok oldu oğul. Yeter. Olur mu be ablam? Olur mu yani? Onlar daha da çarpışmasalar domatesin, biberin ne kıymeti var? Buyur. Götür evine. Afiyetle ye. Çam sakızı çoban armağan işte. Sağ ol. Çok sağ ol. Domates! Domatesin kralı burada. Komutanım müdahale etmemiz lazım. Yatırın beyler böyle hemen. Bozok. Komutanım. Ha, bozok. Komutanım yine o. Kim? Serdar aldığımız herif. Ne var lan? Sana arkadaşınla vedalaşacak. Bak kadar zaman verdim bozok. Bu eleğimi unutmazsın herhalde. Ne yaptın lan ona? Dedim ya işte. Vedalaşacak kadar vaktin olacak. 1 saat. Bilemedin 2 saat. Sonra sen üstü hemen. Ben fazla bile yaşadı diyorum. Sen ne diyorsun? Lan ne yaptın ona? Ne yaptın ona? Herif! Ne yaptın? Helikopter lazım. Helikopter hemen! Hemen! Geliyorlar komutan. Geliyorlar. Çabuk! Geliyorlar. Geliyorlar. Serdar. 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 Serdar sakin ol. Serdar bak helikopterler gelecek. Tamam mı koçum? Dayan birazcık daha. Hadi aslanım. Hadi koçum. Bayram bir şey yap. Bir şey yap. Bayram bir şey yap! Komutanım hiçbir şey yapamıyorum. Bir şey yap! Bir şey yap! Bir şey yap! Bir şey yap! Helikopter geldi! Komutanım helikopter. Bak geliyor koçum. Geliyor helikopterler. Gidiyoruz tamam mı? Eve dönüyoruz. Eve dönüyoruz Serdar. Babana gidiyoruz. Hadi koçum. Hadi dayan.
Serdar! Anlaşıldı. Anlaşıldı, tamam. Komutanım, helikopter ulaşmış. Serdar üst temini almışlar. Durumu nasılmış? Helikopter pilotuyla konuşabilmişler komutanım. Üst teminin alındığını teyit etmiş. Ama durumunu bilmiyoruz henüz. Tamam, beni haberdar et orada. Emredersiniz komutanım. İlyas, adamcağız gazinoda bekliyor mu hala? Evet komutanım, haber vereyim mi hemen? Ben kedim gideceğim. Bir çay ısmarlasın bana bakalım. Sen burada kal, gelişme olursa haber verirsin. Emredersiniz komutanım. Serdar! Oğlum! Ne oluyor lan? Komutanım, Serdar Üsteğmen hiç iyi değil. Acil gitmemiz lazım. Serdar! Serdar! Serdar, duyuyor musun beni? Duyuyor musun beni? Serdar! Serdar, duyuyor musun beni? Murat, üst ya da Tugay merkezine gitmiyoruz. Pilota söyle, hastaneye gidiyoruz, tamam mı? Hemen! Emredersiniz. Doğruca hastaneye gidiyoruz. Serdar! Ne oluyor lan? Anlamadım komutanım. Serdar! Anam babam sana feda olsun komutan. Senin gözünde başka bir ışık var. De bana, bu oğlumun haberi mi? Serdar'ın bulundu mu komutan? Kurban olurum, Serdar'ın bulundu mu? Yakup Aleyhisselam Yusuf'un kokusunu aldı derler. Ben nicedir ne koku aldım, ne ses duydum, ne tad aldım. Senden gayrı umudum kalmamıştır komutan. De bana. Komutanım. Komutanım. Acil. Söyle İlyas. Komutanım, Serdar Üsteğmen'in durumu iyi değilmiş. Oktay Üsteğmen tekrar irtibat kurdu. Doğrudan hastaneye gidiyorlarmış. Durumu nasılmış? Vurulmuş mu? Kendinde değilmiş komutanım. Bilinci kapalı demişler. Helikopter önce hastaneye gidecek. Sonra timi buraya getirecekmiş. Buna söylemiş miydiniz komutanım? Hayır, daha söylemedim. Hastane terakkuzda olsun. Helikopter pilotu ve bozuk 105'iyle hemen konuşmak istiyorum. Emredersiniz komutanım. Çayınızı içmemişsiniz. Emredersiniz komutanım. Hadi beyler acele, hadi.
Başça uçup sen komutanla kal. Emredersiniz komutanım. Lütfen. Şu tarafta bekleyebilirsiniz. Biz size haber vereceğiz. Lütfen. Komutanım. Su için biraz. Bayram nefes almıyordu. Soluğu kesilmişiz Bayram. Yani nefes almıyordu. Nefes almıyordu. Ya ben o nasıl öldürmedim ya? Ben o nasıl öldürmedim? Nasıl gebertmedim ben o nasıl öldürmedim? Ben nasıl öldürmedim? Nasıl öldürmedim ben onu? Nasıl öldürmedim ben onu? Nasıl gebertmedim Allah'ım? Nasıl öldürmedim ya? Nasıl öldürmedim? Nasıl öldürmedim ben onu? Bayram, ben onu nasıl gebertmedim? Nasıl öldürmedim ben onu? Nasıl gebertmedim? Nasıl öldürmedim? Tanrım sakin. Nasıl öldürmedim? Ne var? Hastanedeyiz, unutma. Sakin. Allah aşkı için sakin. Suç komutanım. Girdim. Gitmiş. Arabalar boş geliyor. Alnında varıldar kaşı. Ağzında ışıldar dişi. Ben getirmişim elimle. Geri bana ver yüzbaşı. Yüzbaşılar, yüzbaşılar. Tavır, tavıra karşılar. Yağmur yağıp gün vurunca. Şehitler ışılar. Müzik.
karanlık geliyor. Bilmeyene düş geliyor. Benim oğlum yitip gitmiş. Arabalar boş geliyor. Alnında barıldar kaşı, ağzında pırşıldar dişi. Ben getirdim elim ile, geri bana ver yüzbaşı. Yüzbaşlar, yüzbaşlar, tabur tabur akarlar. Yağmur yağıp gün vurunca, vatan şehitler ölmüşler. Yağmur yağıp gün vurunca, vatan şehitler ölmüşler. Ben durumu kontrol eder, size dönerim. Burası iyi. Abi hadi lütfen. Bayram abi. Hadi. Titreme lan, titreme. Titreme, titreme. Şu insanlara bak. Esnaf çekinin, borcunun, harcının derdinde. Şoför sanıyor ki Allah bir tek trafiği dert vermiş. Kilo veremeyenler. Yüzünü gerdirenler. Baklavası olanlar. Saçı dökülenler. Aşk acısı çekenler. Tuttuğu takım yenildi diye yatak döşek yatanlar. Dünyanın derdi çok komutan. Biz de burada durmuş. Serdar Üsteğmen'in damarlarında hangi zehir akıyor? Onu bulmaya çalışıyoruz. Biz de burada durmuş. Serdar Üsteğmen'in şehit haberini kim verecek diye bekliyoruz. Elimiz kolumuz bağlı koyun gibi bekliyoruz. Çayı da getir bana.
abi. Doktor geliyor. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor. Arkadaşınız hayatını birkaç dakikalık farka borçlu. Durumu nasıl peki şimdi? Doğrusu ilk başlarda biraz ağır bir tabloydu. Ama ilk tahminlerimiz ona toksik etki yaratacak bir kimyasal madde verildiği yönünde. Tabii içeriğinin ne olduğunu ileriki tetkiklerde göreceğiz. Ya doktor bey gözünü seveyim. Serdar Üstümen ayağa kalkacak mı, iyileşecek mi? Sen onu diye ver bize. İlk 24 saat yoğun bakımda kalacak. Şimdilik şunu söyleyebilirim. Hayati tehlikeyi atlattı. Ama tabii söylediğim gibi dakika farkıyla. Acele etmeniz ve onu direkt buraya getirmeniz çok isabetli bir karar olmuş. Tekrar geçmiş olsun. Eyvallah sağ ol. Doktor bey görebiliyor muyuz? Yok şu anda değil. Yoğun bakımda olduğu için göremezsiniz. Biz size haber verelim olur mu? Sağ olun hocam. Eyvallah sağ olasın. Allah razı olsun sen de. Vallahi bak sağ olasın. Oh be oh. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. Oh komutanım. Ha. Kobuz albayı arasanız. Serdar Hüseyin'in babasına bir haber etse. Sevinir garip. Doğru söylüyorsun ya haklısın. Yıldız telefonu versene. Hadi bacım acele et hadi. Çok şükürler. Aynen komutanım. Gözün aydın Necati Bey. Serdar Süleyman kurtuldu. Komutan, sen bana dünyayı bahşettin. Allah ne muradın varsa versin. Allah seni mübaresin. Lütfen. Bak bu deli bozuklar da onun silah arkadaşları. Serdar Süleyman'ı kurtaran adamlar. Kurban olurum ben size. Gözünüze yaş değmesin size. Allah ananıza babanıza, memlekete millete bağışlasın. Adınızla var olun değil mi? Hep var olun siz. Var olun. Hadi çocuklar. Tekrar gözünüz aydın. Sağ ol. Komutan. Vebali bu eline. Bunu al. Almazsan beni üzersin. Bakın, hayır alamam bunu. Ben bunu alamam. Serdar'ın anası rahmetli aldıydı bunu bana. Biz ondan kaçıp evlendik. Ben ona yüz görümlü diye bir bilezik aldıydım. O da bulmuş, buluşturmuş. Elime tutuşturdu bunu. Bana dediydi ki... Herif kısmısı tesbihsiz olmaz. Al bunu dedi. Necati Bey, bakın alamam ben gerçekten. Hem sizin için anısı varmış, o sizin elinizde daha güzel, daha kıymetli. Lütfen kabul edemem. Biz buna muştuluk deriz. Sen bana müjdelerin en büyüğünü verdin. Oğlumu verdin. Vebali boynuna. Al bunu komutan. Olur mu be ablam? Olur mu yani? Onlar daha da çarpışmasalar domatesin, biberin ne kıymeti var? Anne! Anne! Bak abim de getirdim. Anne! Kar!
Oh, hoş geldin. Hoş geldin. Öbür oğlunu kurtardık. Öbür oğlum mu? Serdar hastanede. Oh, Allah'ıma şükürler olsun. Oh, yavrum. Oh, Allah'ım, oh, kızım kurtulmuş. Nasıl, durumu nasıl, iyi mi? Yani tedavisi devam ediyor. En erken yarın görebileceğiz ama hayat tehlikesi yok. Oh, şükür. Şey Kaan, hani sen şey demiştin, hani onun elinde. Nasıl oldu bu iş? Oldu işte anne, bir şekilde. Boş ver, Serdar iyi ya. Önemli olan da bu. Ah yavrum. Peki ailesine haber vermek lazım. Yazık, onlar da kaç zamandır böyle diken üstündedir. Haber verdiler annem. Her şey yolunda. Ama ben çok açım, ne yiyeceğiz? Domates. Domates? Domates. İşinize gelirse. Oh yavrum, kurtulmuş. Allah, aç kaldık, iyi mi? Domates ne ya? Ben kendi adıma o istemini yaşadığını sanmıyorum. Biz kendimizce teplerimizi aldık. Burada ilkesel bir problem var Zülküf. Bunu görmüyor musun? Elinde pazarlık yapabileceğin, işe yarayacak bir tutsak vardı. Sen onu aldın, altın tepside verdin adamlara. Verdim. Ama sağ vermedim. Bu affedilir bir şey değil Tepegöz. Bu konuda öz eleştirini vereceksin. Biz de her türlü tedbiri alacağız. Bak, bunu da açık açık söylüyorum yani. Tedbir derken Eval? Söyleyeyim. Bu hatanı telafi etmezsen bölge sorumluluğun biter. Bunun sonuçları olur Tepegöz. Yeterince açık mı? Tamam. Anladım. Güzel. Şimdi telefonu Merdan'a ver. Merdan'a mı? Evet, Merdan'a. Al. Evet. Evet Eval. Anlaşıldı. Olumsuz. Tamam. Tamam, anladım. Sen söyledin Eyl. Onlara sen haber verdin. Sen verdin. Değil mi? Sordular, söyledim ben. Namussuz! Namussuz! Ne yapmaya çalışıyorsun sen ha? Ne yapmaya çalışıyorsun? Dışarı! Kimse girmesin içeri. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Benim ayağımı kaydırıp yerime geçmeyi mi düşünüyorsun ha? Söyle! Söyle! Sen benim kardeşimsin. Kardeşimsin sen ben. Onlara her şeyi anlattın. Yüzbaşının beni nasıl gafil avladığını, Üsteğmen'in yerine beni nasıl değiştirdiğini hepsini anlattın. Abi. Anlattın işte. Tepegöz'ü yere indireceksin. Onun yerine sen çıkacaktın, öyle değil mi? Ama bu olmayacak. Öyle bir şey yapacak ki Tepegöz. Herkes Tepegöz'ü konuşacak. Ve bunu birlikte yapacağız. Senle ben. Eski günlerdeki gibi. Beraber planlayacağız. Şimdi yemek yiyelim. Yüzbaşı hakkında iki çift laf edelim ha. Hem neler yapacağımızı planlarız. Ha? Bakalım Kaan Efendi. Kalk. Sen anca böyle yatmayı bilirsin. Anne, ne oluyor sabah sabah ya? Ne yapıyorsun? Ne bu ha? Ne bu kağıt? Ne? Oğlum, sabah körü postacı zır kapıya geldi dayandı. Neymiş efendim? Kaan Efendi'nin mahkeme kağıdı. Oğlum, ben sana 40.000 kere demiyor muyum? İkide bir başını belaya sokma diye. Baktım bir kaza bela var, kavga dövüş var. Çevir kafanı, çek git. Ama yok, armut dibine düşermiş. Aynı rahmetli babası. Durur mu? Durmaz tabii. Ah, ne demiş atalarımız? İte dolanacağına çalıya dolan. Ama nerede? Server'in kalbi pır pır atsın. Kaan Efendi nerede başını belaya sokacak? Düşünsün dursun artık. Anne, Allah aşkına 2 dakika susar mısın? Bir dur ya. Susmuyorum efendim. Durmuyorum. Ne bu kağıt? Sen onu söyle. Bir gösterirsen
Bakacağım, anlayacağım ne olduğunu. Sus, çok konuşma. Bak burada ne yazıyor? Davacı Aslı Özkaynak, vekili Funda Pekdemir. Asliye Hukuk Mahkemesi. Oğlum ne bu kağıt? Ya hiçbir şey değil bu. Bu çatlak kız gitmiş beni dava etmiş. Kız mı? Ha. Kız meselesi mi? Kaan, oğlum sen... Sen benden habersiz bir şey mi yaptın? Kaan, bak benim aklıma gelen başıma gelir. Oğlum sen benden habersiz evlendin mi yoksa? Sen evlendin, bir çocuk yaptın da mahkemelere mi düştün? Ne bu kağıt? Yok be anne, bir dur, sakin ol. Yok öyle bir şey. Ben bu kıza, yani hanımefendiye gittim, arkadan çarptım. Arabasına yani. Kaza yaptım. Sonra bana görev çıkınca göreve gittim tabii, ilgilenemedim. Bu da gitmiş beni mahkemeye vermiş. Bu mu? Bu. Bu mu? Bu. Kaan bak doğruyu söyle. Yemin. Oğlum sen benden habersiz ne haltlar karıştırıyorsun gene? Anne yani yok artık ya. Kalk hadi kalk kalk. Bak aşağıda insanlar ev taşıyorlar. Sen burada yatıyorsun. Kalk bir yardım et. Ayıp ayol. Ayıp. Ya kim taşınıyor anne aşağı? Oğlum değiş ben... üstünü. Gel yardım et arkadaşlar. Ben niye yardım ediyorum? Taşınsınlar kendileri. Ay, bu kağıt benim aklımı aldı vallahi. Kuz gitmiş beni dava etmiş ya. Nereye koyayım bunları? Kırılacak mı? Hı-hı. Koy yavrum şimdi. Hı. Hoş geldiniz, günaydın. Günaydın komutanım. Günaydın. Erkenden de uyandırdık sizi vallahi. Hakkınızı helal. Ya olur mu öyle şey be bayram? Amca bırak bırak bırak. Anne bırak. Al yavrum bırak. Buyurun siz şöyle baba, oturun. Baba sen geç geç şöyle. Yok geç. Yorumla. Amca sen nasılsın? Sağ olun. Sağ ol evladım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yenge nasılsın? İyiyim çok sağ olun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Reis ne yapıyorsun koçum? İyi sen. İyi misin lan? Ha? İyidir. Koçum benim, aslanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi komutanım Allah razı olsun hepinizden. Ya Valide Hanım benim hanımı arayıp durmuş her gün. Ya biz rahatsızlık vermeyelim falan dedik ama. Vallahi bayram bu konuyu hiç açma, bence sabah öyle bir fırça yedim ki. Devam edersen sen de nasibini alırsın. İyiliğinizi hiç unutmayacağım komutanım. Allah razı olsun hepinize. Valide Hanım'dan, senden. Ondan sonra... Oğlum bırak şimdi bunları ya. Hadi şunları taşıyalım hadi. Serdar Hüseyin nasıl komutanım? Haber alabildiniz mi? İyi olacak be bayram inşallah. Şu yoğun bakımdan bir çıksın gider görürüz. İnşallah komutanım. İnşallah. Hadi. Selver anne sen bırak şimdi onları, taşıma yorumla. Onu evet siz hiç zahmet etmeyin. Oturacak bir yer olsun kızım. Olsun anne. Belediye çöptüğüm belli değil. Galip. Kalk lan açım. Galip. Şişt. Kalk lan. Hı. Hadi oğlum açım. Hadi hı. Açım. Oğlum git başından. Oğlum evde tek bir çöp yok lan. Hiçbir şey yok. Kalk hadi. Oğlum. Rüyanda beni mi gördün sen ya? Saat kaç? 11. Saat 11 ve ben açım abi. Niye acaba? Sor bir. Ya. Dolapta sadece zeytin, peynir, yumurta, tost ekmeği ve soya sosu var kardeşim. Ee? Mi? Ulan ekmeğin durumu zaten içler acısı. Zeytin böyle alttan alttan sürgün veriyor. Dura dura kök tutmuş. Böyle normalde peynir beyaz olur ya. Hı hı. Bizimki lila renginde kardeşim. Hı. Böyle yumurtadan da yakında birileri çıkacak. Böyle kulağını dayadığında garip garip sesler geliyor. Garip Galip. Galip. Lan garip. Şş, açım lan. Lan kalk, vallahi kalk. Lan oğlum ya, ne telaş yaptın? Biz de gider o diğer şeyi yeriz işte. Ne o bir tane dedin ya, ne o? Soya sosu. Ha, yeriz işte. Soya sosu mu yiyeceksin? Hmm. Sen garip bir adamsın ya. Gerçekten tuhafsın. Sabah sabah soya sosuna ekmek banıp onu mu yiyeceksin Galip? Hmm. Galip sen iğrenç bir herifsin ya. Lan kalk, delirtme beni. Kalk ya, Galip, kalk, delirtme lan. Allah Allah. Arkadaş, ne tantana yaptın sen ya? Gider iki kruvasan yeriz, ne bileyim çıkar dışarıda doyururuz karnımızı. Öf ya. Bak, bak, bak. Allah'ın Anteplisine bak ya. İki kruvasan yeriz. Gören de Antep'te kruvasan tarlalarım var sanırım. Ben kruvasan bilen yemem kardeşim. Şişt.
Benim daha iyi fikrim var. İşin merkezine intikal edeceğiz. Tak tak. Ha. Olur, tamam. Hadi. Gidelim. Selçuk! Selçuk, kapı! Duyma Selçuk, duyma. Onu da belirtin Selçuk. İyi günler. Hoş geldin kardeşim, buyur. Selçuk Yenilmez. Selçuk. Selçuk! Selçuk! Efendim? Kargo var sana. Şuraya imzalar mısın? Hadi gene iyisin Selçuk. Kim bilir neler geldi. Annemin işleri abi. Uçak mı bakayım? Al kardeşim. Al bunu kes. Aç bakalım. Neler göndermiş? Bakacağız şimdi. Bir şey söyleyeceğim. Mis gibi kokular geliyor ha. Selçuk. Oo. Abi şuraya bak. Bir şey söyleyeceğim oğlum. Bu benim en sevdiğim peynir. Oh, mis. Başka neler var orada? Kokuya bak. Elleriyle yapmıştır ha. Abi bunları ısıtalım mı? Yok bu oğlum. Bunları bence direkt gömelim. Bunlar midede ısınır zaten. Heh, bu da sana olmasın. Yok bu oğlum. Bana kim ne gönderecek? Bunlar ne ki? Çocuklar var ya, kal çocuk ya. Müsait değiliz diyeceğim ama... Yani abi senin en çok bu oyunu seviyorum. Yeminle bak. Müsait değiliz diyor ya. Ne haber abi? Abim saygılar. Selçuk ne haber? Oh, galip galip. Yapış kardeşim, yapış. Tamam, yine de. Al kardeşim, yapış kardeşim. Oh, ver şunu ya. Ver. Gidere bak. Abi ne gerek vardı ya? Annem yaptı reçelleri. Az zaman. Of. Aa, iyi de bakalım. Of. Şunlar. Bunu var ya bak. Yemin ediyorum. Bak atom. Bak. Allah'ım sana geliyorum ya. Sen söylesene. Hı? Çay. İki çay alabilir miyiz ya? Selçuk. Çay kardeşim. Hadi sağ ol kardeşim. Devam et. Vallahi komutanım sizi de yorduk. Aklına helal et, gözünü seveyim. Olur mu öyle şey Bayram ya? İyi günlerde oturun işte. Ya olsun, ne bileyim işte. Çok teşekkürler size, zahmet oldu. Yenge olur mu öyle şey ya? Ya anneme bak ya. Ya Selver anne, zahmet oldu seninle. Seni de yorduk. Çayın zahmeti mi olur evladım? Olsun. Bayram görüşürüz. Ha, eyvallah. Nereye gidiyorsun sen oğlum? Anne ufak bir işim var, onu çözüp geleceğim hemen. Mahkeme işin oldu Kaan Bey ha? Ona gidiyorum anne zaten. Oğlum git konuş, usulünce anlaş insanlarla. Öyle höt söt etme. Ona göre. Ya anne tamam anne. Biraz usul öğren oğlum. Bak. Ben artık mahkeme, zabıt, soruşturma falan istemiyorum. Azıcık aşım, kaygısız başım demek istiyorum. Anladın mı? Anladım, tamam anne. Oğlum, özür dilemekle dil aşınmaz. Kusura bakmayın, ben arabanıza çarptım. Ne lazımsa yaparım diyeceksin. Güzel anam benim. Tamam. Bana tamam deme. Şişt, bana bak, buraya gel. Akşama da beraber yemek yiyelim. Hay ya Rabbim, ben kime diyorum? Aha. Komutanım nasılsın? Sağ ol Kubi, sen? Vallahi iyidir komutanım ya, sağ olasın. Arabayı yaptırdım, haberin olsun. Cilop gibi oldu vallahi. İyi, çok güzel. Bak sana ne soracağım ben. Ne diyeceksin komutanım yani? Aslanım nerede? Nasıl görüşebiliriz falan diyeceksin tabii. Yani... Oğlum, nasıl görüşebilirim ben kendileriyle? Vallahi şimdi komutanım, aslanım fakültede bayağı yoğun oluyor. Televizyon programlarından sonra da böyle biraz gergin oluyor yani. Pek sakin olmuyor. Kütüphanede zaten hiç kimseyle görüşmez. Öğle yemeği adam gibi yemiyor. Dışarı da çıkmaz. Hani ne olur, konferanslar var ama orada da hem kalabalık hem kıyamet, bilmiyorum yani. Bak, evi konusunda bir şey diyemem. Yani o etik olmaz. Hani niye etik olmaz? Çünkü oğlunun özelidir. Etik olmaz yani. Ya oğlum başlatma şimdi etiğini. Allah Allah. Hayret bir şey. Nasıl göreceğim ben bu aslanımı? Komutanım istersen şöyle yapalım. Ben ileteyim kendisine şey ettiğinizi. Kubilay, ben buradan sana bir iletirim şimdi. Neredesin şimdi sen? Kuafördeyim komutanım. Saçlarımızı şey ettiriyorum.
Az kaldı. Ben şimdi bunu camdan dışarı atacağım ha. Atalım atalım. Atalım abi. Galip! Kısın lan şunu biraz. Sevgim yüce dağlar kadar içerimde. Kime diyorum? Sevdalılar. Abi kötüyüz ama ya. Sen hiç duygudan anlamıyorsunuz ki ya. Ne yapayım? Şu hale bak ya. Abi bak Turan abi. Bu kız böyle söylemiyor mu? Yemin ediyorum. Aşık oluyorum. Etrafta kim var? Kimse yok. Sen, Selçuk, bir de bu Kurubasan. Kız bile yok etrafta abi. Ama ben aşık oluyorum. Yemin ediyorum bak. Öyle duygulu, öyle şey ki ya. Buradan bir şey kopuyor, gidiyor ya. Yemin tamam, ediyorum. Tamam. Hey, tamam. Bak. Sen sedalılar beni anlar. Aşk, ver. Sevgim yüce. Allah kahretsin. Konu komşu var oğlum ya. Yemin ediyorum duygu katili ya. Pis. Al işte ya. Ya ben çözüyorum. Bırakın abi. Ben ne olay? Lan. Dur, dur. Ya bu nedir ya? Yani biz bütün gün sizin müziğinizi, gürültünüzü dinlemek zorunda mıyız? Müzik? Geldi değil mi size kadar? Evet beyefendi geldi. Yani çok rica ediyorum. Beni bir daha uyarmak zorunda bırakmayın lütfen. Ya çok haklısınız. Gerçekten çok haklısınız. Ya ben de sabahtan beri söylüyorum arkadaşlara şu müziğin sesini biraz kısın diye. Kamusal alanda şöyle bangır bangır şey yapmayın diye ama gerçekten beni de dinlemiyorlar. Ya anlatamıyorum. Hem hanımefendi yani müzik zevkleri de bir şeye benzesin. Gerçekten banal. Yani kulak terbiyesi olan bir insan için gerçekten büyük işkence. Ya inanın, yani o terbiyeli kulağı resmen ısırıyor. Ama siz haklısınız. Gerçekten sonuna kadar haklısınız ve ben bu kabalığın tekrarlanmaması için elimden geleni yapacağım. Onlar adına sizden tekrar özür diliyorum. Peki. Size iyi günler. Bu arada üst kat. Evet. Emre ben. Memnun oldum. Gürültü yok bundan sonra. Ben de sessizliği severim zaten. Gürültüye ne gerek var? Peki elimi alabilir miyim artık? Alabilirsiniz tabii. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne oluyor? Asker. Emre de ölecek. Döv! Öyle bir dünya yok baba. Lan söylesene. Bak bak hareketlere bak şuraya. Su içiyor, su içiyor. Dokunma. Seni Allah aşkına. Bak kardeşim bak. Ya ne olur ben senin evimi paylaştım. Aynı taşım. Ne yap senin ya Allah? Biraz önce çözmüştüm. Su içiyor dokunma. Biraz önce çözmüştüm. Ya komutanım gönderin bana, gönderin. Gönderin bana yavaş. Ya. Eren ne güzel boyamışsın öyle. Ha? Eren'imin yüzünde güller açtı Server abla. Maşallah çok güzel yapmış. Hatice soracağım da sormaya çekiniyorum. Eren böyle doğuştan mı oldu? Ha, yok Server abla. Yani 2,5 yaşındaydı. Aslında biz tedavisine başladık. İyi gidiyoruz falan filan dedik. Sonra malum Bayram'ın bir iş durumu oldu. İşte o ara biz bir bakamadık, yetişemedik. Tamam inşallah bundan sonra tekrar devam edeceğiz. İnşallah yavrum. Ah kızım. Filler tepişirken arada kalan çiçeğe, yaprağa ne oluyor? Kimsenin sorduğu yok. Kara gün kararıp kalmaz yavrum. İnşallah Eren de iyi olacak. İnşallah. Çay koy bari. Kaan da aramadı. Ne yaptı bu çocuk çok merak ettim ha. Açık koyuyorum. Açık olsun yavrum. Baba sen de içer misin? O da iyi maşallah. Evet evet burası bayağı iyi geldi. Yani olmaz mı diyorsun şimdi? Yani. Ne zaman biter peki yani? Ne kadar da bekleyeceğiz burada? Dedim ben sana komutanım dedim ben yani. Yani içeri de giremiyoruz.
Hiç bilmiyorsun değil mi bu işleri komutanım? Ya tabii girmiyoruz Allah aşkına ya. Bu şimdi kadınlar için yani çok özel bir durum, tamam mı? Kadınların kendilerine ayırdıkları böyle çok bireysel, çok özel bir zaman yani. Sen şimdi affedersin dangadan dalacaksın içeri. Ne o? Aslanımla konuşmaya geldim. Konu neydi efendim? Tampon. Ya böyle bir şey olabilir mi komutanım ya? Sen dağda geze geze baya baya unutmuşsun bu işleri ha. Eve mahkeme celbi geldi diyorum oğlum, ne yapayım? Ya komutanım gelmişti. Bak şimdi. Önce şöyle bir demet güzel bir çiçek alırsın, tamam mı? Ondan sonra önceden bir telefonla şey edersin. Geçersin karşısına. Dersin ki efendim lütfen özrümü kabul edin dersin. Arabanızın tamponu için çok üzgünüm dersin. Ayrıyeten bu çiçek de şimdi size layık değil ama falan filan dersin yani. Ben daha ne diyeyim komutanım? Sen ama maalesef bütün konulara böyle kapı kırar gibi daldığın için. Oğlum mahkeme diyorum Kubilay, mahkeme. Komutanım mahkeme diyorsun da konu nazik, nazik bir konu ya. Buradaki konu ben oluyorum galiba. Merhabalar. Ben böyle buradan geçiyordum. Kubi'yi görünce yani Kubilay'ı bir uğrayayım dedim. İki laf ederiz. Hem bir aslanıma da merhaba derim diye düşündüm. Konuşuruz ama tabii içeri girmeyecektim biliyorum yani. Oraya biz giremiyoruz. Size bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Siz her zaman böyle misinizdir? Ana. Bunlar bayağı kafa göz dalacak gibi duruyor ya birbirine. Ben yine tetikte olayım da. Yani her zaman tüm konuşmalarınızı tribüne karşı mı yaparsınız? Tek başınıza derdinizi anlatamaz mısınız? Geçen gün aynısını amfide yaptınız öğrencilerimin karşısında. Şimdi Kubilay'ın karşısında yapıyorsunuz. Neden? Tamam konuşalım işte. Seyircisiz, öğrencisiz, kubisiz. Yok ya, normal konuşuyorlar sanki. Tabii tabii, normal ya. Ne dersiniz? Allah'ım bunu ne yapmışlar? Kimsin sen? Buna Serdar'ım iyi mi? Doktor, efendim, kimsiniz siz? Kimsiniz? Kızım efendim, ne oluyor sakin. Buna? Yüzmesin nasıl? Serdar'ım iyi mi? Gelsin. Ne oluyor kızım? Ağlayın lan dükkan. Ağlayın lan dükkan. Ağlayın lan dükkan. Hocam. Sakin ol. Yavaş. Kızım ne oluyor? Serdar'ım iyi mi? Beni bile tanımadı. Ne oldu oğluma? Merak etme abi. İyi olacak. Ne yapmışlar böyle oğluma ha? Ne yapmışlar?
Hadi gelin. Biraz otur. Hadi lütfen buyurun. Tesbihe mi başladın Kopuz? Öyle merakın yoktu senin, hayırdır? O hediye. Ha, hatırlı biri galiba, ha? Baksana, en kıymetli yere asmışsın sanki. En kıymetli, ona şüphe yok. Serdar Üstemi'nin yaşlı babası hediye etti. Galiba hayatımda aldığım en anlamlı hediyeydi. Hangi köydenmiş? Kim? O adam, Üstemi'nin babası. Köylü olduğunu nereden anladınız? Biliyor musun Kopuz? Ekabirler, seçkinler, kalantorlar, ensesi kalınlar, mürekkep yalayan, ağzı laf yapanlar, onlar her defasında batırır, Anadolu her defasında gelip durumu kurtarır. Bana tarihimizin bir özetini yap desen zannederim ki böyle yapardım. Sana demiş ki o adam, al bayım ben sana ciğerparemi, oğlumu, dünyadaki tek varlığımı vermiştim. Tesbih bunun yanında nedir ki? İşte Anadolu budur Kopuz. Ol sebeple Mehmetçiğin başında olan her komutan bir bakıma Anadolu'nun yetdeminidir, emanetçisidir. Öyle. Çok ağır bir emanet bu. Bazen omuzlarımın çöktüğünü hissediyorum. O çocuk şu anda hayatta. Ama olmasaydı, o zaman o adama ne diyebilirdim? Ne söyleyebilirdim o adamcağıza? İşte onu gerçekten bilmiyorum. Kader olandır Kopuz, üzme kendini. Yoklamaya geç kalırsam okuldan atarlar beni evlat. Handan Hanım'dan zılgıt yemeyelim. Nasıl isterseniz. Hafta içi uğramaya çalışırım. Bir emriniz var mı? Kopuz. Sınır komşularımızın Kopuz, civar memleketlerin eşek yükü kadar petrol var biliyorsun ya. Petrol mü? Nereden aklınıza geldi şimdi? Bizim petrolümüz yok. O namussuz siyah zımbırtı Türkiye hariç her yerden çıkıyor, bizde yok. Ama Kopuz, etrafımızdaki her yer sapır sapır sallanırken biz her şeye rağmen ayaktayız. Neden? Çünkü bizim bütün zenginliğimiz sana o tesbihi veren adamla oğlunun yüreğinde. Ve dünyada daha büyük zenginlik yok. Ne petrol ne başka bir şey. Dünyada daha büyük zenginlik yok. 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 Hadi bakalım sarı kafa, uçur şunu. Hadi İlyas, yolculuğunuz eğlenceli geçecek belli. Bizim zaten her zaman öyle geçiyor komutanım. Sağ olsun buradan başlıyor, huzur evine kadar saydırıyor. Söyle Kaan. Hastaneye geldim komutanım. Yarın sabaha kadar göremezsiniz demişlerdi. Yoksa bir şey mi oldu? Ya sanırım Serdar biraz ortalığı dağıtmış. Sakinleştirmek lazım. Beni istemiş yanında. Tamam. Beni de bilgilendir yüzbaşı. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz. Babası nerede? Necat amca. Boş odalardan birini aldık abi. Dinlenmesi lazım. Adam perişan halde. Yıldız. Sen eve git. Eğer gecikirsem de anneme bir şeyler söylersin, tamam mı? Hadi bakalım. Abi. Ona ne yapmışlar? Uzun mesele. Ama merak etme. Toplayacaktır. Hadi eve. Dinlen birazcık. Tamam.
Doktor bey, bu şart mıydı? Biz de istemeyiz ama bu durumda maalesef şart. Serdar, nasılsın kardeşim? Komutanım, dışarı çıksalar. Serdar. Komutanım, söyle çıksınlar. Pekala. Bir ihtiyacınız olursa butona basabilirsiniz, olur mu? Çıkın. Teşekkürler. Rica ederim. Nasılsın kardeşim? İyiyim. Ne yapıyorsun oğlum? Hemen bir ayağa kalkayım komutan. Serdar, olur mu öyle şey? Dinlenmen lazım senin. Dinlenirim de. Komutanım. Beni çözse ben ayağa kalkarım. Şş, sen şimdi dinlen iyice. İyileş kalkacaksın. Söz. Beni bir çöz. Özür dilerim komutanım. Ayağa kalkıyorum ben. Komutanım, bana yemin ettirir misin? Oğlum saçmalama. Gel hadi yat dinle. Komutanım kafamın içi berbat. Yemin ederim berbat. Ben tekrar Üsteğmen Serdar Türkmen olmak istiyorum. Sen olsun zaten oğlum. Değilim komutanım, değilim. Görmüyor musun beni? Mankurta çevirdiler beni. Vallahi ben neredeyim, kimim bilmiyorum komutanım. Ben tekrar yemin etsem... Bu arada belediye yemin edince insan sıradan biri olamıyor biliyorsun. Ben tekrar bordo belediye olmak istiyorum komutanım. Ne olur be komutanım, bana yemin ettir. Özel kuvvetler yemin için. Rahat. Hazır ol. Ben bir Türk Özel Kuvvetler mensubu olarak. Ben bir Türk Özel Kuvvetler mensubu olarak. Vatanıma. Vatanıma. Milletime. Milletime. Bayrağıma. Bayrağıma. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma. Üstün hizmet ve vazife duygusu ile. Üstün hizmet ve vazife duygusu ile. Silahıma ve görev arkadaşlarıma. Silahıma ve görev arkadaşlarıma. Her zaman ve her şartta güveneceğime. Her zaman ve her şartta güveneceğime. Özel kuvvetlerin alacağı her türlü görevde. Özel kuvvetlerin alacağı her türlü görevde. Kanımın son damlasına kadar mücadele ederek... Kanımın son damlasına kadar mücadele ederek... Gerektiğinde canımı seve seve feda edeceğime... Gerektiğinde canımı seve seve feda edeceğime... Yaptıklarımla... Yaptıklarımla... Milletimin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin... Milletimin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin onur ve şerefini daima koruyacağıma, onur ve şerefini daima koruyacağıma, şehitlerimizin ve gazilerimizin, şehitlerimizin ve gazilerimizin
kanına ve şanına yakışır görev anlayışıyla. Kanına ve şanına yakışır görev anlayışıyla. Her türlü vatan hizmetine hazır olacağıma. Her türlü vatan hizmetine hazır olacağıma. Öğrendiklerimi. Öğrendiklerimi. Hayatımın sonuna kadar. Hayatımın sonuna kadar. Ülkemin ve milletimin. Ülkemin ve milletimin. Çıkarları doğrultusunda kullanacağıma. Çıkarları doğrultusunda kullanacağıma. Namusum ve şerefim üzerine and içerim. Namusum ve şerefim üzerine and içerim. Aslanım benim. Sağ olun komutanım. Sağ olun. Bana bak. Sana bunu yapana bedelini ödeteceğiz, anlıyor musun? Ha? Söz veriyorum sana. Ama önce sen demir gibi ol, çelik gibi ol, kılıç gibi ol. Anladın mı beni? Kılıç gibi. Babam burada. Necati amca. Şimdi o gelecek buraya. Onunla konuşacaksın. Sonra da sağlam bir uyku çekeceksin. Anlaşıldı mı asker? Emredersiniz komutan. Efendim. Oğlum. İyisin değil mi? Baba yemek yesene yemek. Bak et et. Ye hadi. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Oğlum nerede kaldın? Bak soğudu yemek. Yıldız abine bir şeyler koy ya. Tamam hoş geldin abi. Hoş bulduk canım. Vallahi komutanım biz de iyice postu serdik. Görüyorsun. Bayram olur mu öyle şey ya? Aa, yeni taşınılmış evde yemek mi pişer oğlum? Bak ne güzel oldu işte bizim evde biraz kalabalık görsün. Aynen. Fena mı olur? Serdar geldiğinde bizim mutfak pek şenlikli olurdu. Ama şimdi o da... Serdar nasıl komutanım? Yıldız Bacı onun yanına gittiğini söyledi. İyi olacak inşallah Bayram. Ve zor olacak. Kolay değil tabii. Ama aramıza dönecek tabii. Yani bizden adam almak öyle kolay değil. Aynen. Yağma yok. Gelsin biraz da o çalışsın komutanım.
Aynen. Anne bu ne ya, nefis olmuş. Ben yapmadım oğlum. Hatice kızım yapmış. Vallahi. Evet evet. Bu lord olmasa afiyet olsun. Ellerine sağlık. Bizim Erzurum'un yemeğidir komutanım. Adam uçurur vallahi, uçurur. Bak bir de Hatice şey yaptı. Kete yaptı bunu da kendi elleriyle. Ye ha. Ver. Ya komutanım. Oo, siz hep gelin bize vallahi. Baba yer misin? Tunceli'den bana bir iyilik borcun var Mahir. Ama yapamayacağım diyorsan eğer... biz de kendi başımızın çaresine bakarız ha. Borcun borçla Zülküf. Yüzbaşı diyorsun. Üstelik özel kuvvetler diyorsun. O tarafa pek dişimiz geçmez. Biliyorsun sen. Diş geçirecek bir şey yok canım benim. Ben senden sadece bilgi istiyorum. Nedir, ne değildir? Anası, babası, geliri, gideri, gelmişi, geçmişi anlıyor musun? Bu olabilir. Denemem lazım. Benden haber bekle. Olur. Gözümsün. Bekliyorum. Tamamdır. Ne diyor? Polisle konuşan kardeşiymiş. Ben bilmiyorum. İyi iyi. Ona bir şey olursa kardeşi de öğrenir o zaman. İndirin. Bozuk yüzbaşı. Şimdi derdin nedir öğrenelim bakalım. Sonrasında derdine derman oluruz. O zaman da işte tıpış tıpış ayağıma geleceksin. Efendim? Komutanım, Üsteğmen Oktay. Oktay söyle. Komutanım. Karargaha gelmeniz gerekiyor. Geliriz Oktay, geliriz. Ya bir kere de yemek bittikten sonra arayın be, insafsızlar. Acil komutanım. Anlaşıldı, geliyorum. Sağ ol çocuklar. Oktay nedir bu acil mesele? Komutanım, Kilis Akçabağlar civarında jandarma özel harekat teröristlere yönelik bir baskın yapmış. Şahıslar ele geçirilememiş. Ancak baskın yapılan evde ele geçenler arasında bir detay var. Nedir? Yahya Batur komutanım. Yahya Batur. Jandarma istihbarat söz konusu terörist grubun hedefinde Yahya Batur'un olduğunu değerlendiriyor komutanım. Başka? Teröristlerin izini tekrar bulmuşlar komutanım. Komutanım, emriniz. Jandarma herhangi bir operasyona başlamasın. Sadece çevre emniyetini alsınlar. Kilis garnizonla irtibata geçin. Kurmay başkanıyla görüşmek istiyorum. Kılıç timini de derhal toplayın. Yarım saate hareket ediyoruz. Emredersiniz komutanım. Vay Yahya Batur. Efsane Yahya Batur. Komutanım. Hı. O ne? Kete. Anlamadım komutanım. Kete, kete. Kene? Kete ulan kete ya. Hiç görmedin mi daha önce? Allah Allah. Bilmiyorsun değil mi? Yok komutanım, ben anlayamadım da işte o yüzden şey ettim size. Kete mi? Komutanım, o kuru vasancı öyle kete mete bilmez. Hani galip kültür emperyalizmin yerli işbirlikçilerinden. O yüzden kete mete sormayın onu. Sen biliyorsun yani. Beyler, sarmadan. Acil dendi. Evet. Şş, sen ne arıyorsun lan? Sus lan kuru vasan. Bilmeyenler için söyleyeyim. Batı Trakya Türkleri için Sadık Ahmet, Kıbrıs için Rauf Denktaş neyse
Kerkük içinde Yahya Baturo. Değerli bir hoca, bir vatansever. Zor zamanlarında halkına liderlik etmiş değerli ve yiğit bir Türkmen. Yüzbaşım, görevle ilgili ilave bilgiler, koordinatlar, irtibatlar o zarfın içinde. Bu köpeklerin Yahya Batur'la ne işi olur öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Oraya gidin, onları bulun, tepelerine binin ve bana konuşacak birisini getirin. Tamam mı yüzbaşım? Emredersiniz komutanım. Gün doğmadan burada karargâhta sorguya başlamak istiyorum. Anlaşıldı mı kılıç? Emredersiniz komutanım. Kılıcınız keskin olsun. Sağ ol. Nerede özenmişsin Hatice abla? Vallahi sağ salim dönsünler de ben hepsine razıyım. İnşallah. Anne kahve yapayım mı? Yap kızım. Tamam orta. Olur olur orta içerim. Tabii. Tamam olur. Tamam. Vallahi Hatice Kaan evde yokken böyle romatizmalarım bir ağrıyor, bir tutuyor. Böyle kolum, omuzum böyle canım nasıl acıyor. Başım sersem gibi oluyor. Ama ne zaman ki biliyorum Kaan evde, o zaman bebek gibi mışıl mışıl uyuyorum Hatice. Ya Selver abla kusura bakma yani ayıptır söylemesi ama bayram da epey bir horluyor biliyor musun? Hatta bazen Eren diyor ki bu ne ya diyor, bütün duvarlar sarsılıyor falan. Gürültü işte ama yani o horultu olmadığında benim uykum da yalan oluyor. Yani uykum da, huzurum da. Hepsi haram geliyor. Kız beni de anlatacaksın, sus. Ya iki dakika boş bırakmaya gelmiyor size ha. Niye alıyorsunuz siz? Söyleyeyim mi? Bak aramızda kalacak tamam mı? Bayramın horultusuna ağlıyoruz. Biz böyle asker karısıyla asker anası neye ağlarız? Yalnız Bayram abi duymasın. Bak dedim aramızda kalacak tamam mı? Duymasın Bayram. Ay yavrum. Komutanım. Yanınızda fazladan kete var mı acaba? Ne? Kete, kete. Lan Emre. Seni kete manyağı yaparım bak. Arkaya nakıtlar atarım aşağıya. Kete manyağı olursun sonra. Emredersiniz komutanım. Ulan nerede o günler? Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan Kılıçlı bir komutanı Yüzbaşı Kaan Bozok komutanım. Yüzbaşı hoş geldin. Sağ olun komutanım. Komutanım neredeler? Buradan 3 kilometre kadar ileride bir çiftlik evinde kıstırdık. Etrafları sarılı. Komutanım bizim oraya sessiz ve acil şekilde gitmemiz lazım. Tamam. Üsteğim benim araçları hazır edin.
Beyler hazır. Emre Selçuk. Bayram. Kımıldama lan. Kımıldama hayatını. Selçuk, kaldır şunu, gidiyoruz. Emredersiniz komutan. Duydun lan Emre. Hayatta kal. Kalk. Kalk lan. Lan senin hayatını. Kaldır elini. Kaldır lan elini. Düş önüme, dur. Gel. Komutanım, kılıç tümü görevi tamamlamış ve kayıpsız olarak dönüş yoluna çıkmış. Paket beraberlerinde miymiş? Evet komutanım. Müzeyi denince canını almışlar. Teşekkürler Hüseyin. Sağ olun komutanım. İster misin? Hadi.
Sana soracağım soruya doğru cevap verirsen yarın hakim karşısına çıkarsın. Medeni bir şekilde yargılanır, cezanı çekersin. Karnın doyar ve güvende olursun. Ama yanlış cevap verirsen seni bir helikoptere bindirir, Suriye'ye götürür ve o vahşi sürüsü arkadaşlarının yanına bırakırım. Ama 1000 metre yukarıdan bırakırım seni. Anlıyor musun? 1000 metre yukarıdan. Şimdi cevap ver. Yahya Batur'la ne ilginiz var? Yahya Batur'la ne ilginiz var? 1000 metre dedim sana! Anlat! Eğer Yahya Batur Suriye'den kurtulursa onu Türkiye'de öldürecektik. Böyle emir almıştık. Ama Türkmen macirleri değil. Sadece Yahya Batur. Sadece onu. Türkmenleri mi? Türkmen muhacirleri. Aybala. Aybala. Adınla yaşıyorsun Aybala. Türkiye neden bu kadar uzakta? Uzakta mıdır? Evet, ben çok yoruldum. Türkiye neden bu kadar uzakta? Aybala, siz hele bir büyüyün. Hele bir büyüyün. O zaman Türkiye daha yakın olacak, tamam? Tamam. Hüseyin Bey, dinlenelim biraz. Herkes çok yoruldu. Yorulursak hata yaparız. Biraz duralım. Başım üstüne hocam. Burada dinleneceğiz. Anne, arabanın anahtarı nerede? Yıldız aldı arabanın anahtarını. Hay Allah'ım ya. Geç kalacağım ben ama şimdi. Oğlum, okuldan sonra arkadaşlarıyla bir işi varmış. Ona lazım oldu. Neyse, hallederim artık. Sen nereye gidiyorsun böyle? Yarım saat bile uyumadın oğlum. Alelacele ateş alır gibi. Nereye? Efendim? Nereye gidiyorsun diyorum. Benim mahkeme işi vardı ya, hani bahsetmiştim ben sana, sen beni azarladın hani yukarıda, sabah kaldırdın falan filan, işte onunla ilgili bir şey var, hadi görüşürüz, ben gidiyorum. Oğlum, mahkeme işine böyle şık şık adım gidilir mi? Nereye gidiyorsun böyle? Aa, bu parfüm kokusu da ne böyle? Günaydın, hoş geldin. Günaydın abi. Sana bir şey soracağım. Abi sonra sorsan. Çok kısa ya, çok kısa. Sor abi. Bak,
Yine vurma kırma işler olmayacak değil mi? Ben ona göre önlemimi alayım. Ya abi git işine Allah aşkına ya. Hadi bize çay mı bir şeyler getir. Günaydın. Biliyor musunuz? Benim öyle çok boş vaktim yoktur. O yüzden ne herhangi bir şeyi ne de herhangi birini beklemeyi hiç sevmem. Şimdi bizim kız, yani kız kardeşim arabayı alınca ben de taksiyle gelmek zorunda kaldım. Onu beklerken de biraz geciktim. Kusura bakmayın olur. Buyurun. Sayın isterseniz. Bu böyle plakoş olmadı galiba. Keşke havale yapsaydınız. Bence böyle daha iyi oldu. Dün de verebilirdiniz. O kadar geldiniz oraya kadar. O zaman bugün olmazdı. Eyvallah abi. Bu o gün çalan parça değil mi? O gün? Evet. Hangi gün? Ne parçası? Hani arabamı parçaladınız ya, o gün. Neden yaptınız bunu? Bakın, bir arabanın peşinde bu kadar koşacak halim yok. Hele de ufacık bir kaza. Fakat şu hayatta beni çileden çıkaran çok şey var ve bunların birçoğunu siz yaptınız. O gün gerçekten çok zor bir gündü benim için, gerçekten. Anlıyorum. Kahvaltı aç değil misiniz? Bu kadar şeyi biz mi yiyeceğiz? Ya ben o gün de söyleyemedim de nasıl denir bilmiyorum. İyi günlerde kullanın mı, güle güle kullanın mı? Saçların, yani saçlarınız çok güzel olmuş. İstince nazik olabiliyoruz demek ki. Teşekkür ederim. Koy abi koy. Eyvallah. Ya şey diyeceğim ben. Acaba biz böyle arada yemek falan mı yesek? Size bu cesareti neyin verdiğini gerçekten çok merak ediyorum. Cesaret? Evet, cesaret. Nereden buluyorsunuz? Kubilay yok. Ne alaka? Çok basit. İnsan yanında Kubilay varken özel bir yere, özel bir işe, özel bir yemeğe, özel bir buluşmaya gitmez. Yani Kubilay varsa özel değildir. Yoksa özeldir. Biz de burada yanımızda Kubilay olmadan oturup kahvaltı edip çay içebiliyorsak kesinlikle özel. Vay be, bizim Kubilay da neymiş öyle? Neler yüklediniz? Pardon. Pardon, buna bakmam lazım. Yüzbaşı Bozok. Yüzbaşım. Yarım saat içinde burada olun. TV de toplayın hemen. Emredersiniz komutanım. Kaan, ciddi bir durum var evlat. Acele edin. Emredersiniz. Ya çok pardon ama benim hemen gitmem. Benim de zaten vaktim bitti. Geç kalıyordum. İyi oldu. Tamam. Araba. Ya beni acaba siz bırakabilir misiniz? Ben mi? Hı hı. İlyas, oğlum. Emredin komutanım. Kılıç TV briefing'e hazır olunca haberim olsun. Bir de Oktay Üsteğmen'ine git, kafileyle ilgili son görüntüler gelecekti. Onları hemen bana getirsin. Emredersiniz komutanım. Ya kusura bakma da senin bu süratle daha önce hiçbir yere ulaşabildiğin oldu mu? Yasal sınırın sadece 8 kilometre altındayım. Abartma istersen. Çok geç kaldım ben ya. Seni bırakmamı sen istedin. Tamam, teşekkürler de.
Hayır yani birazcık daha gaza bassan ölür müsün acaba? Beğenmiyorsanız inersiniz arabamdan beyefendi. Oturduğunuz yerden taksiciye mi benziyorum? Ben kullansam? Olmaz. Ya ama çok geç kaldım ya, önemli benim için. Hayır diyorum. Ben kullanayım. Olmaz. Aa. Yani inip koşsam daha iyi yani. İnip koşsam daha hızlı giderim. E inin o zaman. Allah'ım yarabbim. Ya hayır yani, ya şu gaza bas ve düzgün kullan ya da kenara çekil, ben kullanayım. Hayatta olmaz. Böyle araba kullanılır mı? Düzgün kullan şunu. Aa! Ya delirdin mi sen? Yavaşlasana. Ya! Ya yavaş. Tamam. Sana diyorum. Ya bu kadar hızlı kullanılmaz bir araba ama. Şu an kuralları çiğniyorsun ama. Beni bıraktığın için gerçekten çok teşekkürler. Seni ve arabanı birazcık yormuş olabilirim ama en kısa sürede telafi edeceğim, söz veriyorum. Hasta. Senin insan içine çıkmam bile hata. Gerizekalı. Burada duramazsınız. Aracınızı çekin hemen. Biliyoruz beyefendi. Durmaya niyetim yok zaten. Ya herkes ruh hastası ya. Sonra bir şey oluyor, Aslı Özkaynak sinirli. Allah kahretsin. Bir bu. Bir bu eksikti. Arkadaşlar, Yahya Batur uzun süre tutuklu kaldıktan sonra 3 gün önce Irak'taki hapishaneden kaçmayı başarmış. Türkiye'ye deşifre olmadan girebilmek için sivil Türkmenlerden oluşan bir Türkmen muhacir kafilesine katılmış. Tabii uzun bir yol bu. PYD kuşağını geçmeleri zor. O yüzden Suriye üzerinden Türkiye'ye girmeyi deneyecekler. Orada başka unsurlar da var. Evet Kaan, tam da öyle. Aldığımız teröristin soygusunda anlaşıldı ki bölücü terör örgütünün ve o unsurların Yahya Batur'dan haberi olmuş. Bildiğiniz gibi Türkiye'de bile önlem almış durumdalar. Şimdi göreviniz zor durumdaki bu kafileyi ve özellikle de Yahya Batur'u sağ salim Türkiye'ye ulaştırmak. Sorusu olan? Bir helikopter sizi sınıra yakın bir yere indirecek. Yerel milis unsurların desteğiyle gece sınırı geçeceksiniz. Biz edindiğimiz bütün koordinatları an be an size ulaştırmaya devam edeceğiz. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Bu kadar arkadaşlar, çıkabilirsiniz. Yüzbaşım sen kal. Emredin komutan. Mahiyetini tam olarak bilmiyoruz. Ama Yahya Batur ya üzerinde taşıdığı bir şey ya da bildiği bir bilgi yüzünden ağır takibat altında. Öncelikli hedefin o. Anlaşıldı komutan. Kaan, hayatta tutmak ya da kurtarmak arasında tercih yapmak her zaman tatsızdır. Bunu biliyorum evlat. Ama eğer alanda böyle bir tercihte bulunman gerekirse kesinlikle Yahya Batur olsun. Bu bir emirdir. Emredersiniz komutanım. Bu kadar. Yahya Bey'im, ileride terörist grubu var. Dur hele, dur. Bir nefes al önce.
Gördün mü onları? Bir köylüyle konuştum, görmüş onları. Yerlerini tarif etti. Tam da bizim geçeceğimiz güzergahta. Ne yapacağız Batur Bey? Oradan geçemezsek yol çok uzar. Üstelik hiç suyumuz da kalmadı. Çocuklar mümkünatı yok, dayanamaz. Hastamız da var. Burada biraz dinleneceğiz. Oradan gece geçmeyi deneyeceğiz. Çocuklara sessiz olmasını tembihleyin. Kimse gruptan uzaklaşmasın. Kimse ayakta durmasın, gezinmesin. Çok dikkatli olun. Baba ben yerdim ya. Olsun. Ye şunu. Annem nerede? Anneni bilmen mi oğlum? Kol ağrır, sırt ağrır, araba tutar. Hem köyde mal da var, ekin. Sen hele Allah'ın izniyle bir toparlan. Ayağa kalk, gideriz. Temiz hava, gıda. İkisi de bizde var, hamdolsun. Ya baba. Baba ben... Dün seni tanımamışım. Bırak onu, geldi geçti. Takma kafana. Öyle de... Ya beceremezsen baba? Serdar'ım, ben seni hiç ayıplar mıyım? Ben sana beceremedi der miyim hiç? Haşa. Aslana savaştan sorulmaz oğlum. Yiğidin yarası beresi ağırdır. Hem herkesten derindir. Gönül ister ki bu dünyanın yükünü yaşlı analar babalar çeksin. Fidanlar çekmesin, gençler çekmesin. Ama olmuyor işte. Olmuyor. Peygamberler bile sınanır oğlum. Kimi maldan, kimi candan, kimi en sevdiğinden. Bilirim yükün ağırdır. Ama bu cahil babana düşen son nefesine kadar senin yanın başında olmaktır. Ötesine kafam basmaz benim. Serdar'ım. Hı. Arkadaşların gelir mi acaba bugün? Bilmem ki baba. Ve şimdi kim bilir onlar neredesir. Gel albayım, gel. Yahya Batur meselesi tam da düşündüğümüz gibi ilerliyor. Birkaç saat önce dinlemeye takılmış. Yahya Batur hakkında Suriye'dekilere bilgi verenler Kuzey Irak'taki terörist gruplar. Sözüm ona, bunlar birbirleriyle savaşıyorlar, öyle mi? Ama konu Türkiye olunca savaş bir anda bitiyor işte komutanım. Aynen öyle. Bir anda can ciğer kuzu sarması oluveriyorlar. Suriye'deki terörist gruplar eyleme hazırlıklı. Garibanlar ölüme gidiyor. Biz üzerimize düşeni yapalım. Yahya Batur gibi birini sırtlanların elinden alıp çakallara yem edemeyiz. Kılıç timi ne durumda? Gece sınırı geçecekler komutanım. Biraz zaman alacak ama başka çaremiz yok.
komutanım. Karargah. Ay Yıldız kılıç bir dinlemede. Kılıç, Ay Yıldız. Oradaki unsurların konuklarımızdan bilgisi var. Tekrar ediyorum. Oradaki unsurlar konuklarımızı bekliyor. Anlaşıldı Ay Yıldız. Sabah İHA'ları alır almaz tekrar irtibata geçeceğiz. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Bizlerin haberi var. Bunlar şimdi köşe bucak Türkmenleri arıyorlar. Komutanım, asıl sorun onları bulduktan sonra yaşanacak. Asıl mesele Türkiye'ye dönüşümüz olacak. Doğru söylüyorsun. Zor olacak. İmkansız gibi. Ama bizim işimiz bu, ne yapalım? Öyle komutanım, öyle. Hüseyin Bek, su ver. Al Batur Bek. Böyle asla varamayacağız. Denemek zorundayız. Batur Bek, sen git. Evet Yahya Bey, sen git. Yanına acar çocuklardan birkaç kişi al. Bir an önce Türkiye'ye var. Olmaz öyle şey. Senin oraya ulaşman önemlidir Yahya Bey. Biz varsak da olur, varmasak da. Ama sen oraya varmazsan bu bütün karındaşlarımızın sonu olur. Bu hepimize, milli davamıza zarar verir. Yahya Bey, gözünü seveyim sen git. Bir an önce Türkiye'ye ulaş. Kendine geliyor. Hadi devam etmek zorundayız. Sakin olun! Sakin olun! Batur Bey, bununla yüzünü ört. Seni tanımasınlar. Başınız kim? Bu kafilenin reisi kim? Hemen çıksın. Benim. Nereye gidiyorsunuz? Türkiye'ye. Öyle mi? Bugünlerde herkes Türkiye'ye gidiyor zaten. Adem'i sor. Senin adın Yahya Batur mu? Hayır değil. Benim adım Abdurrahman. O nerede? Kim? Yahya Batur nerede? Biz öyle birini tanımıyoruz. Burada öyle biri yoktur. Yapma Batur Bey. Yapma. Biz seni ele versek de vermesek de onlar öldürürler bizi. Senin Türkiye'ye ulaşman lazımdır. Şimdi sizi arayacağız. Eğer Yahya Batur'u bulamazsanız, bana vermezseniz onu, her saat başı birinizi öldüreceğiz. Anladınız mı? Her saat başı.
Yarın bizim adamlar gelecek. Kadınları onlara veririz. Bunlar da sabaha kadar çoktan konuşur zaten. İyi görünüyor. Okey. Benim sabrım taştı. Yahya Batur nerede? Yahya Batur nerede? Senin numaralar nerede? Kamyonda. Aç şunları. Ama anlaşmadık. Aç dediğim. Onları denemek için iyi fırsat bu. Okey, anladım. A-Class. Birinci sınıf. Deneyelim bakalım. Sen, sen. Gel buraya. Gel buraya, gel. Gel. Dur. Sen de Yahya Batur'un yerini bilmiyorsun, değil mi? Tahmin etmiştin. Parayı al. Parayı al. Parayı al! Yürü şimdi! Yürü! Yürü! Devam et! Devam et, yürü! Dur! Parayı kaldır! Parayı kaldır ha. Gördün mü? Çirkin herif. Şimdi sıra kimde? Yahya Batur'da mı? Tamam. Ben seçiyorum o zaman. Türkiye nerede? Niye gelmiyor?
Sen. Hayır. Sen. Çocuk. Sen. Kızım. Olmaz kızım. Sen. Kızım o benim. Kızım. Kızım o benim. Canım. Git şuradan. Kızım. Kızım. Al. Al. Yoksa babanı vururum. Kızım! Şimdi yürü. Kaldır. Duran. Aradığınız adam benim. Yoksa sen? Yahya Batur musun? Evet. Yahya Batur benim. Kızı bırakın. Geç kaldın Yahya Batur. Nişan aldım bile. Bu mermiyi atacağım. Yapmayın, o daha çocuk. Aradığınız adam benim. Susturun şunu. Yapmayın. Beni vurun. Bırak. Beni vurun. Beni vurun. Çocuğu bırak. Bırakın çocuğu. Yapmayın. Beni vurun. Beni vurun. Yahya Batur. Evet. Yüzbaşı Kaan Bozuk. Sizi Türkiye'ye götürmek için emir aldım. Allah nusretinizi daim etsin. Amin. Allah sizi Muhammed ümmetinin başından eksik etmesin. Amin. Kurban olduğum Allah'ım. Allah'ım sen yardım et. Emre. Karargah raporu geç. Bayram. Emredin komutanım. Herkesin ihtiyacını sorgula. Anlaşıldı komutanım. Selçuk, güzergahı kontrol edin. Emredersiniz komutanım. Beyler gitmemiz lazım. Hadi. Buyurun. Yahya Bey. Anne, ben geldim. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Vallahi üstümü değiştireceğim hemen. Çok yoruldum. Ayaklarım koptu. Tamam kızım. Yıldız, bakıyor musun? Yıldız.
Alo. Bozok. Kaan Bozok. Buyurun, kim arıyor? Kaan Bozok'un evi midir? Siz kimsiniz? Ben onun çok yakın bir arkadaşıyım. O beni çok iyi tanır. Sesini özledim. Bir arayayım dedim. İsminiz nedir acaba? Onunla bizim çok acı tatlı anılarımız olmuştur. Hatta Üsteğmen bile çok iyi bilir beni. İsminizi söylesenize, kimsiniz siz? Siz Kaan'ın annesi olmalısınız, öyle değil mi? Kapatıyorum telefonu. Ne diyorsun sen? Hepsi beni çok iyi tanır. Oğlun, o Üsteğmen, hatta merhum kocam bile. Herkes beni çok iyi tanır. Ben Tepegöz. Anne. 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 Alo. Alo, acil bir ambulans alabilir miyim? Adresi veriyorum. Komutanım, karargah. Komutanım. Kılıç, ne yaptınız? Komutanım, misafirimizin sağlığı gayet iyi. Kafileye ulaştık, geri dönüyoruz. Kılıç, ilerleme istikametinizde yaklaşık 3 kilometre kadar önünüzde büyük bir terörist grubu var. Dönüş olumsuz, tekrar ediyorum. Dönüş olumsuz. Elbette gidiyoruz. Buradan çıkabilecek miyiz? Adın ne senin? Aybala. Biz her yerden çıkarız Aybala. Biz her yerden çıkarız. Tamam mı? Tamam.